Çanakkale'deki yangında en çaresiz canlar ağaçlarla birlikte alevlerin sardığı köylerdeki hayvanlardı. Gece yangın yerine ulaşan Fox Haber ekibi Ali Onur Tosun ve Kazım Gökçe, yaşlı çiftçi Zeki Demir'in çaresizliğine şahit oldu. Başındaki şapkası alevlerden eriyen, yüzü yanan yaşlı adam acı duymadı, hayvanlarının acısı daha büyüktü. Yangından korkup kaçan bir kedi ve köpek ise korkudan bir barakanın altına birbirlerine sığınmış halde bulundu. Yaşadıkları korku izleyenlerin yüreğine bir kor daha düşürdü. Baba çık baba! 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 Baba çık gel! Siz de yaralandınız mı? Yandım ben, yandım. Hayvanlar falan? Hayvanları kurtarayım derken girdim yandım. Hayvanları kurtarabildiniz mi? Kaç tane? 35-40 tane falan oğlak vardı. Başındaki şapka eridi ateşin sıcağından, yüzü, elleri yandı. Ama o ilerleyen yaşına, yorgun bedenine rağmen vücudundaki acıyı hissetmedi bile. Gözü gibi bakıp büyüttüğü geçim kaynağı hayvanları için ateşe attı kendini. Asıl acıyı onlarca hayvanı alevlere teslim olunca yaşadı. Benim canım yanıyor zaten oğlum, konuşturma beni hiç. Yağcılar köyünde alevler evlere ve ahırlara ulaştı. Zeki Demir de ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldı, yaralandı. Şimdi o alevlerden kurtarılan evinde ve samanlığında geri kalanlara bakıyor. Yangından geriye ne samanı kaldı ne de o samanları yiyecek hayvanı. Alevlerin gece sardığı Yağcılar köyünde çiftçi olan Zeki Demir, yüzündeki yanıklarla gözü dolu dolu öylece baka kaldı alevlere. Hadi çıkın, gel gel gel. Gel. Gel yavrum gel. Aç şurayı baba. Aç şurayı da kediler falan var. Tamam, onlar çıkar oğlum. Geç tarafa, geç, geç. Burası da Çanakkale'de bir başka köy. Çevredeki ağaçlar alevlere teslim olmuşken hala hayvanlarını kurtarmaya çalışan bir baba son ana kadar terk etmedi onları. Çık, 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 çık. Ablam sende, ablam sende. Hadi çocuklar, hadi. Ama hızla ilerliyordu alevler. O anda evlatları canhıraş seslendiler babalarına. Baba çık, baba! Baba çık, baba! Danam şetti, bir tane öldü. Başka samanlar? Samanlar, çok saman gitti. Çok. Belki 3000-4000 balle gitti. Hayvancılıkla mı geçiniyor? Evet. Devletten bekliyoruz, yardım gelirse gelecek, yapacak bir şey yok. Ev sağlam mı? Gidemedim hiç. Yandı falan dediler ama bilmiyorum ne oldu. Gece çaresizce evinden, hayvanlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen Ahmet Karadeniz'de gün ağardığında 30 yıllık emeğini kapkara bir kül yığını olarak buldu. Hayvanlarının çoğu telef olmuştu. Geriye kalanlarınsa çığlıkları köyü inletiyordu. Burası hayvanlara bağlıydı. Öbür tarafı savun yeri. Cehennemi yaşadık. Çok zor, çok. Başına gelen bilir. Çok zor. Kaybım çok. Öf. Çok uğraştık ama olmadı, olmadı. Yandık. Çok yer yandı, çok. Hiç yani, çok zor bir şey. Allah düşmanın başına da ayıp davetsin. Pıs pıs. Yok, burada yok. Aşağıdan bir ses. Ah. Kedi, köpek, koyun koyuna burada korkmuşlar. Bu görüntü ise izleyenlerin yüreklerini bir kez daha kavurdu yanan köylerin ateşiyle birlikte. Duyduğu ses üzerine köyü terk etmeyen bir kişi barakanın altında buldu onları. Alevlerin sıcağından ve sesinden korkup titreyen bir köpek ve normalde asla yan yana gelmeyeceği bir kedi. İkisi de aynı yere sığındı korkudan. Bakın, kediyi de korumasını almış, kedinin üzerine yatmış. Ya bunlardan ders almamız lazım. Gelin.